NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Ben Sultan Arınır Buzbaş. Günü bitirirken 2 saat boyunca Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki haberlerle, gelişmelerle karşınızda olacağız. Ve günü bitireceğiz, yeni güne birlikte başlayacağız. Hemen öne çıkan gelişmeleri paylaşalım. Bugün siyasi gündem sert açıklamalarla şekillendi. Malum günlerden salı grup toplantıları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Membiç'ten çekilmeyeceğiz açıklamasına tepki gösterdi. Yanlarında kim olduğuna bakmaksızın teröristlerin üzerine gitmeye de devam edeceğiz diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nden ard arda açıklamalar geliyor. Washington'dan YPG ile ilgili yeni bir açıklama var. Pentagon sözcüsü, Suriye demokratik güçlerinin bazı unsurlarının Afrin harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyine kaydığını söyledi. Bu konuya dair ayrıntılar da NTV ekranlarında olacak. Ve Suriye'deki geçiş süreci, siyasi geçiş süreci için önemli bir toplantı da vardı bugün. Ulusal Diyalog Kongresi, Rusya'nın Soçi kentinde toplandı. Zirveden çıkan kararları da ekranlarınıza getireceğiz. Ve son olarak geçtiğimiz dakikalarda ekranlarınıza da yansıttığımız bir haber, İdlib'te Türk askeri konvoyuna bölücü terör örgütü tarafından bombalı araçla bir saldırı düzenlendi. Bir sivil personel bu saldırıda şehit oldu. Afrin harekatı ise devam ediyor. Harekatın 11. günündeyiz, artık 12. güne gireceğiz. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 649'a yükselmiş durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri de Afrin'deki sivillere bugün havadan 3 dilde bir bildiri dağıttı ve teröristlere karşı birlik çağrısı yapıldı yerel halka diyelim. Öne çıkan başlıklar bu şekilde, ayrıntılarla gece bültenine başlıyoruz. Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 11. gününde Afrin'in batısında bulunan 2 köy daha teröristlerden temizlendi. Az önce de belirttik, dikkat çeken bir gelişme de oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'e havadan bildiriler dağıttı. Türkçe, Arapça ve Kürtçeydi bu bildiriler. Teröristlere dur demenin zamanı geldi denildi ve bildirilerde zeytin dalı işaretlerinin olması da dikkat çekti. Suriye'nin İdlib kenti yakınlarından geldi son haber. Görev yapan Türk askeri konvoyuna bölücü terör örgütü tarafından bir saldırı düzenlendi. Bir sivil personelin şehit olduğu bilgisini paylaşalım. Bir de yaralı var. Hemen Suriye sınırına gideceğiz. Nizamettin Kaplan karşımızda. Nizamettin, bu konuya dair, saldırıya dair ayrıntılar nedir? Bir Zeytin Dalı Harekatı da artık devam ediyor. 11. günü bitiriyoruz. 12. güne geçeceğiz. Bir hareketlilik var mı? Harekata dair son bilgiler nelerdir? Son gelişmeleri de bu şekilde Nizamettin Kaplan'dan dinledik. Bugün günlerden salı, yani partilerin grup toplantıları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemi CHP'nin Özgür Suriye ordusuna yönelttiği eleştiriler üzerinden şekillenmişti. Cumhurbaşkanı ana muhalefet partisine çok sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel'ın Membiç'ten çekilmeyeceğiz açıklamasına da yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eleştirilerini dinledik. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu eleştirilere partisinin grup toplantısında yanıt verdi ve Özgür Suriye ordusuna yönelik eleştirilerini de sürdürdü konuşmasında. Dönelim Suriye meselesine. İç savaş artık 7. yılında, iç savaşın sona erdirilmesi amacıyla Suriye Ulusal Diyalog Kongresi de Rusya'nın Soçi kentinde toplandı bugün. Zirve sonrasında beklenen bildirge de yayınlandı. Bildiride Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu vardı. 150 kişiden oluşan bir anayasa komitesi kurulması da kararlaştırıldı. Suriye'den atılan 2 roket Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir eve isabet etti. Bir kişi yaralandı. Yine Kilis'te bugün 3 noktaya roket atıldı. Can kaybı yok. Yeniden Afrin Harekatı'na dönersek, harekata ilişkin son durum bugün Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından Meclis Genel Kurulu'nda açıklandı. AK Parti ve CHP arasında Özgür Suriye ordusu üzerinden başlayan tartışma da bir kez daha gündeme geldi bu toplantıda. Afrin Harekatı için savaş bir halk sağlığı sorunudur demişti Türk Tabipler Birliği. Birliğin yöneticileri hakkında gözaltı işlemi başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçti polis ekipleri. 11 yöneticiden 10'unu gözaltına aldılar. Türk Tabipler Birliği'nin genel merkez binasında da arama vardı. Polislerle birlik üyeleri arasındaysa zaman zaman gerginlik yaşandı. Antalya'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu iş adamı ölü bulundu.
İstanbul'da bir kişi kadına şiddeti engellemek isterken yaşamını yitirdi. İstanbul Yedikulespor futbolcusu Yunus Emre İzol, sokakta Moldovalı kadına şiddet uygulayan Ayhan A'yı durdurmak isterken bıçaklanarak öldürüldü. İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda sahte grip ilacı üretip piyasaya süren iki kişi yakalandı. Operasyonda 5000 paket sahte soğuk algınlığı ilacı ele geçirildi. İstanbul'da kumarbazlar kumar oynayabilmek için ilginç bir yöntem buldu. Ormanlık alana bu çadırı kurdular. Ancak polis ekiplerinden kaçamadılar. Polisler kumar makinelerine el koydu. 5 kişi de gözaltına alındı. Konya'da bir çocuk sokakta yürürken üzerine reklam panosu devrildi. 4 yaşındaki çocuk ağır yaralı. Van'da asker ziyaretine gidenleri taşıyan minibüs karşı yönden gelen kamyonla çarpıştı. 8 kişi hayatını kaybetti bu kazada. 2 de yaralı var. Fenerbahçe TV'de teknik müdür olarak görev yapan Mesut Koygun geçirdiği trafik kazası sonucu girdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde ilk kez dörtlü koalisyona gidiyor. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hükümeti kurma görevini seçimden ikinci sırada çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne verdi. Gece bülteninin artık ilk saatini kapatma zamanı geldi. Ancak saat başında yani yeni günde gelişmelerle gece bültenin ikinci saatinde yeniden sizi bekliyor olacağız. Şimdilik hoşçakalın.